XPG'nin GenMix S70 Blade ürününü sizlerle birlikte inceliyorum. Şimdi biliyorsunuz XPG ki adeta aslında aynı markaların ürünleridir. Özellikle oyun tarafında farklı çözümleri olan bir marka. Ben daha önce kanalımda bu markanın farklı farklı ürünlerini incelemiştim sizlerle birlikte. Şimdi teste gelen bu ürün ise aslında bir M2 dediğimiz bilgisayarların kasaların içine takılan aynı zamanda notebooklarda da kullanılan bir SSD yani depolama çözümü. Tabii ki XPG ürettiği için akıllara şu geliyor. Yani bu işte isimdeki GenMix nereden geliyor, bu diğer şeyler nedir falan. Aslında bu özellikle de yüksek hıza ihtiyaç duyanlar için geliştirilmiş ve tamamen de bir parçada aslında oyun tarafında aslında özellikleri olan bir SSD. Dış görünümle ilgili falan anlatacağım ama yani dış görünümle ilgili bir şey yok. Kutusu burada. Şöyle bir kutu çıkıyor. Gayet güzel, şirin bir kutu. Bunu detayda size aktaracağım ben. Yine kutunun içinden şöyle iki parça, bir tanesi SSD, diğeri de soğutucu olmak üzere iki parça çıkıyor. Bunları isterseniz bu soğutucuyla beraber kullanabilirsiniz. İstiyorsanız kullanmazsınız ki ben kullanmadım mesela. Çünkü benim özelliklerini açıklamada göreceğiniz bilgisayarımdaki MSI anakartım var benim, biliyorsunuz. Anakartın üzerindeki bağlantılardaki iki tane SSD yuvası var. Zaten bir soğutucu vardı. Bu soğutucuyu kullanmaya gerek kalmadı ama siz isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki. Ben kullanmadım. Zaten videolarda da detaylarda onu göreceksiniz. Hani genel görünüm, fiziksel görünüm falan olmadığı için biraz da doğrudan doğruya teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. XPG'nin bu modeli 1 TB depolama kapasitesi sunuyor arkadaşlar. En önemli teknik özelliklerinden bir tanesi bence bu. Depolama tarafında 1 TB sunuyor. M2 bağlantısını kullanıyor. 7400 MB bölü saniye okuma hızı, 6800 MB bölü saniyede yazma hızına sahip PC için bu. 6300 MB bölü saniye yazma hızı da PlayStation 5 için geçerli arkadaşlar. Buradan da anladığınız gibi GenMix S70 Blade hem PC hem de PlayStation 5 uyumlu. PCIe 3.0 desteğini kullanırsanız yazma hızı 3400'e 3000'e, yani 3400 MB bölü saniye okuma 3000 MB bölü saniyede yazma hızına düşüyor. 2000 TL'lik de bir fiyat etiketi söz konusu bu ürünle ilgili arkadaşlar. Bu SSD'yi arkadaşlar bilgisayarıma taktım. Masaüstü bilgisayarım var benim, biliyorsunuz. Eğer ofiste bir iş yapmam gerekiyorsa masaüstünü tercih ediyorum. Dışarıda kullanmam gerekirse bir de notebook'um var. Notebook'u kullanıyorum. Bunu ben doğrudan doğruya taktım bilgisayara ve çeşitli okuma yazma testleri yaptım. Şimdi ekranda bir tanesini görüyorsunuz bunlardan. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 431 dosya içeren, 33 klasör olan ve toplam boyutu 2.11 GB olan bir klasörü 6 saniyede buraya kopyaladım. Bir de tek parça video denedim. 5.6 GB'lık bir tek parça video denedim. O da 4 saniyede kopyalandı. Tabii ki burada şunu unutmayın. Bilgisayarımda benim SSD vardı. Yani ana disk olarak zaten SSD kullanıyorum. SSD'den SSD, yani M2'den M2'ye aktarıyor. 2 tane M2 SSD yuvası var benim bilgisayarda. O bakımdan oldukça hızlı bir şekilde aktardığını söyleyebilirim. Tabii ki eğer sizin bilgisayarınızda sabit disk varsa bu okuma yazma hızı birazcık düşecektir. Onu da belirtmiş olayım. Bu ürünü satın aldığınız zaman yanında bir de Adata SSD Toolbox isimli bir yazılım veriliyor. Bu yazılım oldukça kabiliyetli, onu söyleyebilirim. Ne gibi özellikleri var? Drive Information var. Diagnostic Scan var. Utility özelliği var. Security Erase, Firmware Update, Toolbox Update, Expert Log gibi özellikleri var. SSD optimizasyonu var. System Information var. Benchmark yaptırmanız gerekiyor ki cihazı kaydettirmeniz gerekiyor bunun için. Ve Clone Drive gibi özellikleri var. Bu yazılımı ben beğendiğimi söyleyebilirim. Hani birçok işlemi yapabileceğiniz. Yani bunları yapan farklı yazılımlar da var biliyorsunuz. Ücretli olanlar, ücretsiz olanlar var ama böyle bir yazılımın olması iyi. Bu yazılımı da XPG'nin internet sayfasından indirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben sentetik testler de yaptım tabii ki. Öncelikle Adata'nın kendi bu az önce bahsettiğim yazılımıyla yaptım. Şu anda ekranda o sonucunu görüyorsunuz. 6882 MB bölü saniye okuma hızını buldum. Yazma hızı ise 5506 MB bölü saniye oldu arkadaşlar. Tabii ki kristal diski de unutmamamız lazım. Onunla da çeşitli testler yaptım. Zaten bu tarz hani böyle sabit disk SSD testlerinde mutlaka ve mutlaka kristal disk testi yapılmalı arkadaşlar. Onda bulduğum sonuçları da şu anda ekranda görüyorsunuz. 7089 MB bölü saniye okuma hızı, 5417 MB bölü saniyede yazma hızına ulaştım. Teknik verilerdeki rakamlara yakın sonuçlar bulduğumu söyleyebilirim. Tabii ki bu testlerin hani hata paylarını da hesaba katmak gerekiyor. Cihazın verdiği yani sunduğu rakamların yakın bir değer bulduğuma göre evet, gerçekten de bu rakamlara ulaşabiliyorsunuz. Bence güzel de bir hız olduğunu söyleyebilirim. Ürünün kutusunun isminde 2280 yazıyor arkadaşlar. Hani 22 geniş
genişlik 80 de boy olarak düşünebilirsiniz. 22-80, 22 milim genişlik, 80 milim de boy olduğun için böyle bir standart olduğunu söyleyeyim. Bunlar farklı farklı boyları oluyor. Bunun için bu boy meselesini özellikle söylüyorum. Gelelim fiyat meselesine. XPG'nin Genmix S70 Blade ürününü test yaptığım sıradaki fiyatı yaklaşık 2000 TL civarındaydı. Piyasaya baktığınız zaman şunu göreceksiniz. 1 TB M.2 SSD olarak arattığınızda fiyatlar 1200 TL'den başlıyor. Üstü açık tabii ki. Üstte size kalmış. Tabii ki onlarda şöyle bir durum var. Yani bu arada Adata'nın da veya XPG'nin de daha uygun fiyatlı 1 TB kapasiteli SSD'leri var. Farklı markaların da var tabii ki. Ama onların önemli bir farkı okuma ve yazma hızları bu kadar yüksek değil. Zaten bu kadar okuma ve yazma hızları çıktığınız zaman fiyatlar ister istemez bu civarlara geliyor. Yani fiyatın kendi hızına göre ve kendi kategorisine göre normal olduğunu söyleyebilirim. Hani bana bu kadar hız lazım değil. Ben bu kadar hızlı değil de 2-3 saniye daha beklerim. Biraz daha beklerim. 5-10 saniye daha beklerim derseniz daha uygun fiyatlı çözümler de var. Onlara yönelirsiniz zaten. Ama bu ürünün iddiası özellikle de hani yüksek hızların ve yüksek veri okuma, yazma okuma hızlarının ihtiyaç olduğu alanlarda ki özellikle mesela PlayStation 5'te böyle bir ihtiyacınız olabilir. Çünkü özellikle o taraf için geliştirilmiş oyunlar oldukça büyük oranda yer kaplıyor. 50 GB'lar, 100 GB'lar havada uçuşuyor. Hal böyle olunca da arkadaşlar okuma ve yazma hızı yüksek olan SSD'ler o tarafta daha da fayda sağlıyor. Tabii PC için de sağlar bu arada. PC için sağlamaz demiyorum ama PlayStation 5 için de böyle bir zorunluluğun ve gerekliliğin olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben ürünü bilgisayardan söktüm gördüğünüz gibi zaten kullandıktan ve testleri yaptıktan sonra. Bu ürünle ilgili başka bir video daha çekeceğim. O videoda da bu ürünü bir harici disk kutusuna koyup harici olarak nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Çünkü bazen şöyle ihtiyaçlarımız oluyor. Özellikle benim gibi böyle hani video yapıyorsanız dışarılarda video yapmanız gerekiyorsa ve onu basit de olsa editlemeniz gerektiği noktalarda böyle harici bir SSD kutusuna ihtiyacımız oluyor. Uygun fiyatlı bir ürün alıp bunu içine koyacağım. M.2 SSD kutusu alacağım. Hızını ölçeceğim. İşte performansını ölçeceğim. Tabii ki şunu unutmayın. Oradaki hız biraz kutunun hızına bağlı. Bunun hızına tabii ki ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Eğer çok yüksek hızlı bir kutu almazsam. Düşük hızlı bir kutu aldığımız zaman da kutunun desteklediği hız ne kadarsa ancak o kadarlık bir okuma ve yazma hızı sonucu alacağımızı da belirteyim. Evet, bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere XPG'nin Genmix S70 Blade SSD çözümünü anlatmaya çalıştım. Güzel, kompakt, hoş bir ürün olmuş. Okuma ve yazma hızlarını beğendim. Fiyatı rakiplerine göre hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Kutudan bir soğutucu çıkıyor. Bu da güzel bir detay olmuş. Çıkmasa da ben yine beğenmiştim ama çıkmasa da güzel bir detay olduğunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Sizin de bu ürünle ilgili aklınıza takılan sorular, şu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, şöyle bir şeyi destekliyor mu gibi sorular varsa yorumlar yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Her zaman yapıyorum bu uyarıyı, bir kez daha yapmakta fayda var. Abone olursanız çok sevinirim. Kanala abone olmanız benim için önemli. Bakıyorum istatistiklerden, analytics'ten şuradan buradan arkadaşlar. Genelde kanala abone olmayanlar izliyor videoları. İzleyenler de abone olursa çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.